Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, biz Yalova'dayız. Yalova'da neredeyiz? Vitrin reklamcılıktayız. Yanımızda buranın hem işletmecisi hem de sahibi Mustafa Bey var. Hemen değerli bilgilerini almak için mikrofonu kendisine uzatıyorum. Öncelikle merhabalar, nasılsınız? Kendinizden kısaca biraz bahseder misiniz Mustafa Bey? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben Mustafa Erdağ, 27 yaşındayım. İstanbul'da okudum. Aslen Kayserliyim, Yalova'da yaşıyorum. Ürün yelpazenizden bizlere biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Biz 7 yıldır bu işi yapıyoruz Yalova'da. Ancak ilk 2 yılın sonunda artık yurt dışı ve yurt içi birçok yere ürün göndermeye ve hizmet vermeye başladık. Ürün yelpazemizde ve hizmetlerimizde genelde fiziksel ürünler ve dijital içerikler var. Genelde bizim müşteri portföyümüz kafe, restoran ve otel müşterilerimiz üzerine. Ve bu noktada onların tüm görsel çözüm hizmetlerini sağlıyoruz. Gerek baskılı ürünleri, gerek dijital içerikleri, gerek sosyal medya yönetimleri, gerek web siteleri, bayağı bir yelpazemiz geniş. Bu noktada da iyi bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Peki Mustafa Bey, tutun ki ben yine bir işletme aldım ve bunu kalkındırmak istiyorum. Çünkü her şey çok fazla geliyor bana bir şirket sahibi olarak. Ben tüm şirketimin, işletmemin tüm detaylarını, tüm meşakkat gerektiren, gerekli olan reklam içeriğinde olan her şeyi sizden temin edebilir miyim? Sizden alabilir miyim o hizmeti? Yani ben size şirketimi, işletimi emanet ettiğim zaman siz tüm o reklam içeriği olan her şeyi üstlenebiliyor musunuz? Veya üstlendiğimizi varsayalım. Ne kadar bir süre gerektiriyor da bu aynı zamanda? Şöyle, ilk açılan müşterilerimiz için, yani yeni açılan işletmeler için bu süre ortalama 15 iş günü sürüyor. Ama bu 15 iş günü sadece baskılı ürünler için geçerli. Sonrasında 3 aya yakın bir bizim başlangıç paketimiz var. Normalde dijital içerikler, biliyorsunuz, online bir dükkan düşünün ve bunun içerisini doldurmanız, sonrasında müşterileri davet etmeniz gerekiyor. Günümüzde de artık pandemi sebebiyle bu 10 yıl, 20 yıl sonra beklenen dijital evren öne çıkıldı ve günümüze kadar geldi. Bu noktada artık firmaların online'da varsa var, yoksa yok mottosu ilerliyor. Bu noktada biz vitrin reklamcılık olarak firmaların tüm iş hayatına dokunuyoruz. Gerek görsel içeriklerini yaratıyoruz, kampanyalarını yaratıyoruz. Onların kendi bünyemizde bulunan danışmanlardan yararlanmasına izin veriyoruz ve bu noktada tüm ticari hayatlarını şekillendiriyoruz. Burada bizim yurt dışına hizmet veren firmalarımız oluyor, sadece Türkiye'ye hizmet veren firmalarımız oluyor, sadece Yalova'ya hizmet veren firmalarımız oluyor. Bunların hepsini kategorize edip ona göre hareketimizi, planlamamızı, kampanyalarımızı ve stratejimizi belirliyoruz. Bayağı bir talep alıyoruz. Sağ olsun müşterilerimiz mutlu. Mutlu müşteri olunca ekibimiz mutlu oluyor ve gerçekten güzel işler çıkarıyoruz. Son dönemde Avrupa'dan bayağı bir talep gelmeye başladı. Burada oradaki restoranların baskılı hizmetleri yerinde çözüm üretmeye çalıştıkları zaman, yani bulundukları ülkelerde, çok pahalıya mal oluyor. Oradaki ambalaj, ham madde, fabrika, üretim, gerek döviz kurlarının farkından ötürü Türkiye artık rağbet görülecek bir yere geldi. Bu noktada bayağı bir firmaya hizmet ediyoruz. Buradan lojistik firmalarıyla, hani Almanya, Hollanda'ya şu an hali hazırda verdiğimiz hizmetler ve işlerimiz mevcut. Bayağı bir firmayla çalışıyoruz o noktada. Ve çalışmaya da devam edeceksiniz. Avrupa'nın herhangi bir eyalet veya şehri fark etmeksizin, doğru mudur? Evet, doğru. Şöyle, sadece burada termin süreleri uzayabiliyor. Burada da zaten Avrupa'da Türkiye'deki gibi 3 günde 5 günde iş beklemiyorlar. Gerçekten planlı. Hizmetin ne zaman gideceğini biliyorlar ve atıyorum 3 ay öncesinden bize haber veriyorlar. 3 ay öncesinden projeyi üretiyoruz. Firmalara tüm taslağı sunuyoruz. Okeyledikleri takdirde kendi fabrikamızda, kendi tasarım ofisimizde her şeyi üretiyoruz ve sonradan kargolanıyor ve kapıya hizmet gidiyor. Peki vitrin reklamcılık olarak sadece Yalova bölgesinde kalmayı mı hedefliyorsunuz, yoksa hayır, başka şehirlerde de ileride hizmet vermeyi düşünebilirim veya olabilir bunlar diyor musunuz? Şöyle, sadece Yalova hiçbir zaman bizi tatmin etmedi açıkçası. Çünkü reklamcılık sürekli inovasyon, sürekli gelişim gerektiren bir sektör. Bu noktada Yalova'da kalmak bizim vizyonumuza uymuyor. Şu an halihazırda İzmit şubemiz Türkiye için açılmak üzere, aynı zamanda da Hollanda şubemizi düşünüyoruz. Şu an çok özür dilerim, bölüyorum. Çok özür dilerim Mustafa Bey, bölüyorum sizi. Şubemiz derken vitrin reklamcılık olarak İzmit'te ve aynı zamanda Avrupa'da. Evet. Doğrudur. Bu noktada Hollanda'ya çok iş yapıyoruz. O yüzden dedik ki biz müşterilerimizi orada aracılarla ya da başka insanlarla muhatap etmek yerine kendi şubemizi açıp direkt orada muhatap alıp direkt kendimiz ilgilenip ürünlerimizin üretimini Türkiye'den gerçekleştirip tüm satışı Avrupa'ya yöneltmek istiyoruz. Ve oraya, Avrupa'ya açılan kapı olarak da Hollanda'yı karar verdik. Ve Hollanda'da da böyle bir oluşumumuz olacak. Yani yakın zamanda da bunun duyurumunu yapacağız.
Şimdi hayırlı olsun. Gerçekten çok doğru bir atılım olmuş aslında. Siz kolaylık açısından da hem doğru bir atılım olmuş. Mustafa Bey, varsayalım ki şöyle bir aklımda benim bir fikir var. Bireysel olarak tek başımayım. Aklıma çok böyle iyi bir fikir var, iyi bir buluşum var. Size gelip işte projemi gösterip ya benim aklıma böyle bir şey var. Sanki çok talep görür dediğim esnada siz bu konuda ne gibi bir destek veya yardımda bulunuyorsunuz ya da bulunuyor musunuz? Evet, öncelikle bizim en sevdiğimiz işlerden biri bu. Çünkü projeyi direkt bir bebek gibi düşünün. İlk başladığından yürümeye kadar olan aşamayı biz hallediyoruz. Nasıl oluyor? Aklınızdaki fikirle bizim ofisimize geliyorsunuz. Biz bu fikri alıyoruz, dinliyoruz, tüm danışmanlarla beraber bakıyoruz, üzerine planlar kuruyoruz. Bu planlar üzerine size bu markanın yolculuğu nasıl olacak, kurumsal kimliği nasıl olacak, kurumsal kimliği açacak olsak markanın ismi, sloganı, logosu, tüm ambalaj tasarımları ya da reklam fikirleri, dijital ya da fiziksel, hepsini oluşturuyoruz, size sunum gerçekleştiriyoruz. Bunun üzerine sizin istediğiniz şekle gelene kadar tasarım çalışmalarımız yapılıyor. Sonrasında ise size sunum gerçekleşiyor. Ve evet, okey, biz bu markayı oluşturduk dediğimizde de satış çalışmalarımız başlıyor. Satışta firmanın ya da markanın neye hitap ettiği, potansiyel kitlesi, bulunduğu bölge mi, tüm dünyaya mı satış yapıyor ya da sadece bulunduğu yerel bölgeye mi? Bunların hepsini inceliyoruz, analiz ediyoruz. Buna göre bir program çıkarıyoruz ve bu program dahilinde de size sunum gerçekleştikten sonra eğer gerçekten biz bu işi yapacağız diyorsanız beraber bu yolculuğa başlıyoruz. Aslında şöyle düşünün, sizin için çalışan bir tasarım ofisi ve pazarlama ekibi olduğunu düşünün. Bunu bizim firmamız tamamen anahtar teslim şekilde yapıyor. 10 tane, 15 tane firmayla değil, tek firmayla tüm işinizi çözmüş oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Biz burada ağırladığınız için çok güzel bir ortamınız var. Tekrar söylüyorum ve ekip çalışmanız da, ekibiniz de bir o kadar sizin kadar da güler yüzlü. Efendim biz bugün Yalova'da vitrin reklamcılıkta Mustafa Bey'le çok kıymetli bir röportaj gerçekleştirdik. Lakin artık sonuna geldik.